Türk dünyasının sevilen bakşısı Şaman Selenge, hemen her gün gerçekleşen yeni bir kehaneti ve uyarılarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Bugünkü yayınımızda, Şaman Selenge'nin gerçekleşen Kamula Heris kehanetine yer verdikten sonra, tüm dünyayı ilgilendiren çok önemli bir konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarılara kulak kabartacağız. Ayrıntılara geçmeden önce bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. İyi seyirler diliyoruz. Amerikan sisteminde başkanlardan sonra en çok dikkat çeken isim hiç şüphesiz başkan yardımcılarıdır. Geçmişte Amerikan başkan yardımcıları popüler ve medyatik isimler oluyordu. Ancak son başkan Biden'ın yardımcısı Kamala Harris için silik ve pasif eleştirileri geliyordu. Ancak Biden'ın 2024 yılı sonlarında gerçekleşecek seçimlerde yarıştan çekilmesinden sonra bir anda Harris onun yerine başkan adayı oldu. Herkesin pasif bulduğu kadın başkan yardımcısı Belki de Amerika'nın yeni başkanı olarak seçilecek. Aslında son haftalarda Biden'ın yaşlılığına bağlı yaptığı gaflar nedeniyle yarıştan çekilebileceği her yerde konuşuluyordu. Ancak onun yerine Kamala Harris'in aday olacağını ilk söyleyen 3 yıl önce Şaman Selenge'den başkası değildi. Şimdi sizi 2021 yılı sonbaharına götüreceğiz. Şaman Selenge her yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde gerçekleşecek kehanetleri açıklıyordu. Link'i izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümünde yer alan kehanetlerin 11.sinde Selenge şu ifadeleri kullanıyordu. 11. Kehanet Yayıcı dedi ki, ''Kovboyun ülkesinde dişi deve, camlarda herkes onu görecek.'' Bu kehanet dizeleri yayınlandığında kimse çok anlam verememişti. Kovboy'un ülkesi metaforuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kastedildiğini tahmin etmek güç değildi. Ancak dişi deve metaforuyla acaba ne kastediliyordu? Bunu o günlerde çözmek imkansızdı. Ancak zaman gösterdi ki dişi deve, Camel'a Harris'ten başkası değildi. Bilindiği gibi İngilizce deve kelimesinin söylenişi Camel şeklindedir ve develer Arap kültürünün sembollerinden birisidir. Arapçanın felsefesinde Halit ile Halide, Mesut ile Mesude, Cemil ile Cemile örneklerinde olduğu gibi erkek isimlerine bir harf eklenerek kadın ismi haline gelebildiğini hatırlayalım. Bu durumda Kemila sözcüğünün dişi deve anlamına geleceğini düşünürsek, Selenge'nin 3 yıl önce söylediği kehanetteki metaforu çözebiliyoruz. Biden'ın yerine Harris'in aday olmasıyla kehanet gerçekleşti. Bugünlerde camlarda bir başka deyişle televizyon ve cep telefonu ekranlarında herkes Kemula Harris'i izliyor. Amerikan Başkan Yardımcısının Biden'ın yerine aday gösterilmesi süreciyle ilgili Selenge'nin ikinci bir kehaneti daha bulunuyor. Linkini açıklamalar bölümünde bulabileceğiniz bu kehanet 2 yıl önce 2022 yılında 32. kehanet olarak kanalımızda yayınlanmıştı. Buyurun, beraberce izleyelim. 32. Kehanet. Yayuji şunları söyledi. Mao Shing, Tong Kürenin yeni efendileri küçük suratlının devam etmesi için ona tahammül ediyor. Ama aklı sönüyor. Bu kehanet yayınlandığında Washington ifadesiyle uzak doğu coğrafyasında bir yerden bahsedildiğini düşünenler çıkmıştı. Küçük suratlı metaforuyla Çinli, Japonya'da Koreli birisinin kastedildiğini düşünenler az değildi. İsim benzerliği nedeniyle Burada kastedilenin Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington olduğunu söyleyenler de vardı. Ancak aklı sönmekte olan küçük suratlının Biden olduğunu söyleyen pek kimse yoktu. Çünkü Amerikan başkanı küçük sakarlıklar yapmaya başlamış olsa bile bunun çekilmesine yol açacak noktaya geleceğini kimse düşünememişti. Oysa zaman şaman selengeyi haklı çıkardı ve iki kehaneti birden gerçekleşti. Aklı sönmekte olan küçük suratlı Biden'ın yerine dişi Deve Kemla heris aday gösterildi. Şimdi Şaman Selenge'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarılara gelelim. Ancak bundan önce Şaman Selenge'nin gerçekleşmesi beklenen onlarca başka kehaneti daha bulunduğunu hatırlatalım. Dahası Selenge hemen her hafta yeni bir kehanet yapıyor ve bunlar da özel üyelerimize açık yayınlanıyor. Şaman Selenge'nin gerçekleşmesi beklenen kehanetlerine ulaşmak için YouTube'un katıl özelliğini kullanarak Kanalımızın özel üyeleri arasına katılabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işleme ait link açıklamalar bölümünde yer alıyor. Bu kısa hatırlatmadan sonra Selenge'nin uyarılarına geçelim. İzlediğiniz filmin son bölümünde Türkiye Türkçesi ile seslendirilmiş ve İngilizce altyazılı kısım yer alacak. Ancak izninizle önce Azerbaycan Türkçesi ile ifade edelim. Tezgele haberdarlık etti. Mollağın ölkəsində dərin idarəçilik problemi var. Şibiə ölkəni bir yerdə saxlamaq üçün farsları və türkləri birləşdirməyə çalışır. Prezidentlər öldürüldü. Dedim ki, başqa bir qətli gözləyirəm. Katib bunu Yoqutbeydə yerləşdirib. Rad Cazı zəifliyin fərqindədir və bundan maksimum yararlanmaq istəyir. Onun məqsədi Molla ölkəsini parçalamaq, parçalamaqdır. Buna nail olmaq üçün hər cür cəhd edəcək. Hələlik kovboy öz dərdləri ilə iyilişib qalır. Qutudan sonra o gözəl qadınlar ölkəsində qol-güləşinə və məyilli gözlürə qarşı mübarizə aparacaq. O, əvvəllər olduğu kimi orta yerlə məşğul olmaq istəmir. Onun buna vaxtı yoxdur. Davin narahatdır və kovboyun yanında olmaq istəyir. Ona görə də Mollanı parçalamağa tələsir. Şaman Selenge'nin uyarılarının Azerbaycan Türkçesi ile seslendirildiği bölümden sonra aynı ifadelerin Türkiye Türkçesi ile seslendirilmiş kısmına göz atalım. Tezgele uyardı. Molla'nın ülkesinde derin bir yönetim sorunu var. Şubiye, ülkeyi bir arada tutabilmek için Farslar ile Türkleri birleştirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanları öldürüldü. Yeni bir cinayet daha beklediğimi söylemiştim. Katip YouTube'da yayınlamıştı. Rat cazu zaafın farkında ve bundan sonuna kadar yararlanmak istiyor. Amacı Molla'nın ülkesini bölüp parçalamak. Bunun için her yolu deneyecek. Cowboy, şimdilik kendi derdine düşmüş durumda. Sandıktan sonra güzel kadınlar ülkesindeki bilek güreşine ve çekik gözlüler ile ile mücadeleye yönelecek. Orta dünya ile eskisi kadar ilgilenmek istemiyor. Buna vakti yok. Haham endişeli ve kovboyu yanı başında görmek istiyor. İşte bunun için mollayı parçalamak için acele ediyor. Bu uyarıların 2 Ağustos 2024 günü sosyal medya hesaplarından yayınlandığını yeri gelmişken belirtelim. Bir sonraki yayınımızda yeniden görüşünceye kadar bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. Esenlikler diliyoruz.